Daha yeni Önder Mahallesi'ne geldim. gittim evet. Ankara'da. Ankara'da ee, Sordum ne yapıyorsun burada? İşte burada çalışıyorum. Ben de abilerim de çalışıyorum. Şu Peki nereden geldi? Eee patladı olayların ha, ha, patladı. Ha, 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 Halep'ten geldi. Evet. Annem baban nerede? Onlar Halep'te. Sen niye buradasın? Savaş var diye. Niye anneni babanı bırakıyorsun? Savaş var diye? Yok ya savaş var diye gelmemiş. Adam burada yaşıyor. Ekonomi evet. şey yani. çalışıyor burada. Savaştan dolayı falan değil. Onun için bu ya orada savaş var, edebiyata artık inandırıcı değil, doğru da değil. Hiç kimse kimseye yalan söylemesin. Bir iki e, bunlara vatandaşlık veriyorlar. Şimdi bir ara bir tartışma vardı biliyorsunuz. Ya bir profesörle bir çobanın oyu eşit olur. Eşit tabii olur kardeşim. Tabii olur. Olmak zorunda. Neden? Çünkü o çobanın dedesinin bu topraklarda teri var. Babasının bu topraklarda teri var. Belki kanı, Belki kanı, ve yani. kanı var ya. Yani. Evet. Tamam. Profesörün de babasının ve dedesinin kanı var. Onun için onların bu ülkenin geleceğiyle ilgili söz söyleme var. Oy kullanmakları var. Ama birisi geliyor, 250 bin dolar yatırıyor. Bir tane apartman dairesi alıyor. Beş tane çocuğu var. Karısı kendisi beş çocuğu seçimlerde sizin ve benim kadar bu ülke hakkında söz sahibi. Söz sahibi. Bu sizin gururunuza dokunmuyor mu ya? Bu sizi rahatsız etmiyor mu kardeşim? Beni rahatsız ediyor. Çünkü ben biliyorum ki ben bu ülke için ölürüm. Sizin de bunu yapacağınızı biliyorum. Ama bu adam bu ülke için ölmez. Yarın burayı satar ve tüyer gider. O zaman benim ülkem hakkında da söz sahibi olamaz. Bu kadar basit. Veya kendi ülkesi için savaşmamış. Gelmiş burada soruyorum savaştın mısın Türkiye için? Savaşmam diyor. E haklı. Şimdi niye ben buna vatandaşlık vereyim kardeşim?